Libya yarın tarihi seçimler için sandık başına gidiyor. 40 yıl aşkın süre sonra ülkede ilk kez parlamento seçimleri yapılacak. Ancak seçimlerin boykot edilmesi yönünde çağrılar söz konusu. Libya'nın ikinci büyük kenti ve Kaddafi muhalifi hareketin merkezi Bingazi'de kendilerine mecliste yeterli sandalye ayrılmadığını söyleyenler halkı sandığı boykot etmeye çağırıyor. Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'de de seçimlere karşı temkinli bir duruş söz konusu. Libya'da Muammer Kaddafi'yi deviren isyan hareketinin fitili geçen yıl işte Bingazi'deki bu meydanda ateşlenmişti. 8 ay süren iç savaşın ardından Kaddafi devrildi ve şimdi meydanda eylemciler yok artık. Eylemcilerin yerini ülkenin 42 yıl sonra yapılacak ilk parlamento seçimlerinde yarışacak adayların kampanya afişleri almış. Bu afiş halkı sandık başına gitmeye çağırıyor örneğin. Seçimler demokrasiye giden tek yoldur. Biz yıllardır bu günlerin gelmesini bekliyoruz. Ancak bazı insanlar bizim yolunu gözlediğimiz demokrasi yürüyüşümüze engel olmak istiyor. Seçim komisyonu önünde yaptıkları bu yönde bir çabadır. Bingazi'de pazar günü bazı protestocular seçim komisyonu bürosunu basmış, oy pusulalarını ateşe vermiş, seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu. Eylemciler, Bingazi'nin de dahil olduğu Libya'nın petrol zengini doğu kesimi için özellik istiyor. 200 sandalyeli yeni kurulacak mecliste kendilerine daha fazla yer ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Bu seçimleri boykot edeceğiz çünkü Trablus hükümeti parlamentoda 102 sandalyeyle aslan payını kapıyor. Libya'nın yarısını oluşturan ve doğal kaynakların %80'ine sahip olan doğu kesimine ise yalnızca 60 sandalye veriliyor. Bu adil değil. Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'de de seçimlere şüpheyle yaklaşılıyor. Kaddafi döneminde aktarılan kaynaklarla örnek şehir olarak gösterilen Sirte, iç savaş günlerinden bu yana harap düşmüş halde. Ben oy vermeyeceğim. Niye vereyim ki? Hem bu halde yaşarken, evim başıma yıkılmışken kime oy vereyim? Hayat mı bu? Libya ne hale geldi? Biz bir aileyiz. Kaddafilerin aşiretlerden ya da Misratalılardan ne farkı var ki? Libya bir bütündür. Hepimiz kardeşiz. Libya'da tarihi parlamento seçimleriyle meclisteki 200 sandalyenin sahipleri belirlenecek. Meclisin öncelikli görevi ise yıllarca diktatörlükle yönetilen ülkenin yeni anayasasını yazmak olacak.